Merhaba dostlar, yeni bir bölümle birlikteyiz. İzleyen dostlarımız hatırlayacaklar, bir önceki bölümümüzde 2021 yılında yenilenen Honda'nın PCX 125 modelinin öncelemesini ön yapmıştık ve sizlerle izlenimlerimizi paylaşmıştık. Bu bölümü de dostlar, yine PCX 125 gibi 2021 yılında yenilenen kasasıyla kullanıcılara sunulacak olan Yamaha'nın Nmax 125'ine ayırdık. Öncelikle Yamaha firmasının 2021 modeli itibariyle Max'in tasarımını tamamen değiştirmiş olduğunu görüyoruz. Yeni tasarımın bir öncekine göre daha sert çizgiler taşıdığını gözlemlemekle beraber, bu tasarımın görüntü itibariyle bizde elektrikli konsept bir motosiklet hissiyatı oluşturduğunu söyleyelim. Yamaha mühendisleri bu tasarımla birlikte bundan sonra Yamaha tasarımlarında daha fütüristik çizgiler göreceğimizin mesajını vermişler sanki. Gelelim şimdi yeni M-Max modelinde neler değişmiş, neler değişmemiş ve yeni M-Max modeli bize yeni neler sunuyor bunlara birlikte bir bakalım. Motosikletin teknik özelliklerine bakacak olursak dostlar. Bir önceki versiyonda da kullanılan Blue Core motor Euro 5 normlarına uygun hale getirilirken Beygir gücünde herhangi bir değişiklik olmazken Torkunda bir miktar feragat edildiğini görüyoruz. Fren sistemine gelecek olursak dostlar, biliyorsunuz MX zaten fren sistemi konusunda ön ve arkada disk kullanması ve ABS'li bir fren sistemine sahip olması özelliğiyle rakiplerinin hep önünde gidiyordu. Dolayısıyla bu fren sistemi yeni modelde de kullanılmaya devam edilmiş. Motosikletin üst yapısına bakacak olursak toplam yüksekliğin 45 mm daha arttırıldığını bir önceki modelde 6.6 litre olan yakıt kapasitesi yine bir miktar arttırılarak 7.1 litreye çıkarılmış. Bununla beraber yeni motosikletin ağırlığı da 131 kilogram olmuş. Gelelim yeni motosiklette görmeye başlayacağımız değişikliklere. Burada aslında Yamaha firmasının yeni Nmax ile beraber rakiplerine göre eksik kalan noktalara dokunduğunu söyleyebiliriz. Motosikletin en radikal değişikliğinin tasarımında olduğunu söylemiştik dostlar. Bu tasarıma en çok etki eden ve ilk etapta insanların dikkatini çeken farlar powerlet olarak konumlandırılırken yine arka park ve fren lambaları led aydınlatmaya dönüştürülmüş. Ancak led aydınlatmadaki bu dönüşümün bu kadarla sınırlı kaldığını, ön ve arkadaki sinyal lambalarında hala eski tip ampul kullanıldığını belirtelim. Yine dostlar bu tasarım değişikliği göstergeye de yansımış. Daha önceki modelde daire olarak gördüğümüz gösterge paneli bu modelle birlikte di dikdörtgenimsi yapıya kavuşturulmuş. Ayrıca gösterge üzerine 2021 modeli itibariyle MX'lerde görmeye başlayacağımız CCU yani haberleşme kontrol sisteminin uyarı ışıkları da yerleştirilmiş. Peki bu haberleşme kontrol sistemi nedir derseniz basitçe şöyle tarif edebiliriz bu sistemi. Bluetooth üzerinden motosikletinizle telefonunuzu eşleştiriyorsunuz ve siz sürüş yaparken eğer telefonunuz çalarsa ya da bir mesaj gelirse telefonunuza bu Gösterge üzerinde size uyarı olarak veriliyor. Ayrıca dostlar telefonunuza yükleyeceğiniz bir uygulama üzerinden motosikletinizi park ettiğiniz konumu telefonunuz üzerinden görebiliyorsunuz. M-Max kullanıcıları tarafından çok beklenen ve hep istenen anahtarsız çalıştırma özelliğinin de bu yeni NMax modeli ile birlikte kullanıcılara sunulacağının müjdesini verelim. Yine dostlar TCS yani Traction Control Sistemi ya da Tork Kontrol Sistemi olarak adlandırdığımız sistem, çekişe kontrol eden, çekiş gücüne kontrol eden sistem, scooter modellerinde artık bunu görmeye başlıyoruz. E, mühendisleri bu motosiklete de bu sistemi uygulamış. Peki bu sistem böyle düşük beygirli ve torklu bir motosiklette ne işimize yarar, bize ne fayda sağlar diye Merak edecek olursanız özellikle ülkemizin yol şartlarında, asfalt kalitesinde motosikletinizin ıslak ya da kaygan zeminde kontrolünün kaybolmasının önüne geçer diyebiliriz. Bu da tabii ki motosikletin sürüş güvenliğine birebir etki edecek faktörlerin başında geliyor biliyorsunuz dostlar. Yine yeni motosikletlerde artık görmeye başladığımız start stop yani trafikte sürüş yapmadığınız esnada motosikletin motorunun stop etmesi ve sürüşe başlamadan önce tekrardan çalışarak hareket etmesi özelliği de yeni MX ile beraber sürücüsünün kullanımına sunulmuş. Motosikletin sele yapısı yine yeni tasarımla birlikte revize edilirken maalesef sele altı bölümüne herhangi bir dokunuşta bulunmamışlar. Yani bu motosiklette bir önceki versiyonuna göre sele 6 bölümde herhangi bir hacim artışı görmüyoruz. Son olarak dostlar motosikleti temin et etmek isteyenler için renk seçeneklerine de bir bakalım. Yeni Maxin mavi, gri ve kırmızı olmak üzere 3 renk seçeneğiyle satışa sunulacağı bekleniyor. Evet dostlar. Hayat Motorla Güzel kanalı olarak 2021 yılında Yamaş obrumlarında görmeye başlayacağımız yeni emmeksin ön incelemesini dilimiz döndüğünce sizler için yaptık ve sizlerle izlenimlerimizi paylaştık. Tabii ki bizler de sizler kadar bu yeni modelin test edip izlenimlerimizi ve sürüş hissiyatlarımızı sizlerle paylaşmak için heyecanlıyız. Her zaman dediğimiz gibi eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğendi butonuna basmayı unutmayın. Yeni Enmex'in sürüş testi videosunu kaçırmamak için çan işaretine basmayı unutmayın. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hayat motorla güzel, motorla kalın. Yeni Enmex'in test videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.